Özel Tekden Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doçent Doktor Bahadır Öz, kolon kanseri hakkında bilgilendirmede bulundu. Kolon kanserinin önüne geçilebilir bir hastalık olduğuna dikkat çeken Öz, kolon kanseri erken teşhis edildiğinde yüzleri güldüren sonuçlar alınabilir dedi. Kolon kanserinin önemi kadınlarda ve erkeklerde en sık görülen üçüncü kanserdir. Ve kolon kanserleri yaklaşık büyümesi, yani tümörün semptom hale gelmesi, görünür hale gelmesi 8-10 yıl sürmektedir. Bundan dolayı da hem sık görülmesi açısından hem de erken tanı koymak açısından önemlidir. Risk faktörlerinden bahsedersek, tabii hayat tarzı, özellikle sedanter bir yaşam, hareketsiz bir hayat, yine az posalı gıda tüketimi, yine çok miktarda yine hayvansal gıda alımı, özellikle yağlı gıdaların alınması, yine yüksek miktarda hayvansal et türlerinin tüketilmesi, bunlar işlenmiş ya da işlenmemiş olanlar, yine sigara, alkol, yine obezite, bunlar risk faktörleri. Bir de genetik risk faktörleri var. Genetik risk faktörleri ise aileden geçişine neden olan bir takım genetik mutasyonlar var. Bunlar da riski artırmakta. Yine ileri yaş olması, yine bir polip, adenomatoz polip, bir prekanseröz lezyonların görülmesi, bunlar tabii ki risk faktörüdür. Kolon kanserin peki nasıl önleyebiliriz kolon kanserini? Kolon kanserini tabii ki bizim modifiye edeceğimiz, yani edemeyeceğimiz durumlar var. Hayat tarzı değişikliği olarak aktif bir hayat, yani özellikle günlük 30-60 dakika bir yürüyüş, orta tempoda bir yürüyüş olması, yine bol sebze, meyve, bol posalı gıdaların tüketilmesi, yine protein alımının yine dengeli bir şekilde alınması, yine sigara, alkol bir alışkanlık varsa tabii ki ondan kaçınılması, bırakılması, yine sağlıklı bir body mass indeksinde olması, bunlar önleyebilir nedenlerdir. Diğer önleyici nedenler ise tabii ki önleyemediğimiz nedenleri tespit etmek için, örneğin işte ileri yaş örneğin veya ailesel bir geçiş olması, bunlar tabii önleyeceğimiz şeyler değil. Bunun içerisinde de özellikle kolorektal kanserler, özellikle 45 yaşında genel olarak risk artmakta, ortalama risk artmakta, ama genel olarak 50 yaşının itibarını ise taramalar başlamaktadır. Yani bizim hedef kitlemiz genelde kolon kanserini tespit etme hedef kitlemiz 50-70 yaş arasıdır. Bu yaş arasında her 10 yılda bir kolonoskopi, 2 yılda bir de gayet de gizli kan bakılabilir. Bu dönemde ise hastalar erken dönemde, daha tümörün polip olduğu dönemde, sadece polip eksik edilerek erken teşhis ve kanser olmadan tedavi edilebilir. Çünkü erken teşhis edildiği zaman, normal kanserin hani evre olarak da erken teşhis edildiği zaman tabii çok yüz güldürücü sonuçlar olmaktadır. Peki ne gibi semptoma bulguları verir? Tabii bu kolon kanserinin evresine göre değişmekte ve yerleşim yerine göre değişmekte. Bu tabii bağırsak alışkanlık değişi, ishal, kabızlık, yine karında şişlik, yine tam tıkanıklık olması durumunda bulantı, kusma şeklinde olabilir. Yine kilo kaybı olabilir hastalarda. Tedavisinde ise tabii ki kanserli alanın lenf notlarıyla beraber çıkartılmasıdır. Daha sonra sağlam sınırlarla çıkartılmasıdır. Çıkardıktan sonra ise buradaki tümörün boyutuna göre, tümörün biyolojisine göre ise özellikle evresine göre hastanın kemoterapisi daha sonrasında gelip gelmeyeceği anlaşılmaktadır. Yani karar verilir, daha sonrasında karar verilir. Peki nasıl önleyebiliriz? Başta bahsettik. Tabii sağlıklı bir yaşam, sağlıklı bir kilo ve taramalarımıza da 50 yaşından itibaren başlanması gerekmekte. Ama ailede bir risk faktörü varsa, özellikle bir 10 yıl gerisine gitmek lazım. Bir kişi de eğer ki 50 yaşında bir kolorektal kanser varsa, tabii ebeveynlerin de 40 yaşından itibaren tabii başlamak gerekiyor. Yine bazı durumlarda genetik mutasyonlarda yine erken dönemde riskine göre başlamak gerekiyor.
Yine inflamatuar bağırsak hastalıklarında kişinin işte kolik durumuna göre, uzun süreli kolik varsa yine o hastalara önceden kolonoskopik tarama yapılmaktadır.